Ahmet Avni Üstat sormuş. Hocam Türkiye'de Hristiyan Cumhurbaşkanı falan göremedik diye ülkemizin tahammül anlayışını aşağılayıp bu karşılaştırma ile İngiliz demokratik borç gösteren solcu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle. Onlar Türkiye'yi pejoratif manada aşağılamak istiyorlar. Doğru. O konuda haklısınız. Ama İngiltere geleneksel olarak müsamahalıdır üstad. Yani bu göz ardı etmeyeceğimiz İngilizlere karşı yapılmaması gereken bir haksızlık. İngiltere'de ırkçılık olmaz. İngiltere'de böyle neonazi gruplar bile Türkiye'deki sosyal demokratlardan, liberal demokratlardan daha anlayışlıdır. Yani İngiltere'yi bilenler daha iyi anlar. Mesela Emre Öcal Üstad bildiğim kadarıyla İngiltere'de yaşıyor. Çok daha iyi anlar yani. Orada tamamı Suriye'de olmayan, hatta Afganistan'da Türkiye gelenlerde bile olmayan tamamı suça bulaşmış. Mesela Arnavutlar geliyorlar. Nigel Farage dışında konuşan yok neredeyse. Genel bir göç problemi olarak değerlendiriyor. Ya da Fransa'nın İngiltere'ye karşı yapmış olduğu bir hamle olarak işte bunları küçük botlarla İngiltere'ye salmayı düşünüyorlar. Ama mesela özelinde bir Arnavut ırkçılığı, Arnavutlara karşı bir ırkçılık oluşmuyor. Neden? Çünkü adamlar imparatorluk, batmayan güneş imparatorluğu. Adamlar Sri Lanka'da, Hindistan'da, Kenya'da, değil mi? Mau Mau savaşlarında 1960'larda bile problem yaşıyorlar. İşte ne bileyim Avustralya'ya suçluları, sapıkları göndermişler. Yeni Zelanda'ya akıl hastalarını, delileri göndermişler. Ruh hastalarını göndermişler. Adamlar aynı zamanda ne bileyim işte Belize'de de hüküm sürmüşler. Adamlar aynı zamanda Gambiya'da da hüküm sürmüşler. Hüküm sürdükleri yeri işte ne bileyim Guatemala, Honduras gibi bir ülke olmasını engellemişler Belize'yi. Orada 600 bin kişilik bir nüfus tutuyorlar. Ya da Gambiya, Senegal'le birleşmesi gerekiyor. Orada tutuyor. Böyle bir büyük bir külliyat var. Dolayısıyla tabii ki çok daha öncesinden İrlandalısı, Katolik anlamında söylüyorum. İskoç'u, Gallisi, aynı adada bile hatta Galli ve İskoç diyelim aynı adada yaşıyorlar. Dolayısıyla hoşgörü, medeniyet Britanya'da tabii ki daha fazla. Fransa'da ise tam tersi. Tam tersi de zannedilir. Fransa'da ise aşırı bir ırkçılık vardır. O yüzden İngilizlere haksızlık yapamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bugünkü konu Hamza Yusuf üzerinden İskoçya gibi gözüküyor ama o İngiliz. Harsı diyemeyiz tabii o Türkiye'ye ait bir şey Türk Harsı da. İngiliz ikliminin içerisinde bir tezahür diyeyim.